Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Yedikleri, içtiklerini kan kutsunlar. Hakkımı da helal etmiyorum. Gerçekten Allah cezalarını versin hepsinin. Kozmo TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Bakırköy Halk Pazarı'nda son fiyatları ve gelen zamları vatandaşlara sorduk. Hadi başlayalım. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Berbat. Görüyorsunuz. Dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Biber. Biber. 45-50 milyon yani. Peki geçinebiliyor musunuz? Yani. Beni hiç konuşturma. O kadar doluyum ki başım belaya girer. Ne diyeyim yani? Çok affedersin. Ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı sanki ülkenin vatandaşı değil de Amerikalı Fransız yapmaz bunu ya ülkesinin vatandaşına. Yapar mı? Böyle bir zamlar. Ülkenin yani her şeyi gitmiş bitmiş. Atatürk'ün net özet olarak bir şey söyleyeyim. Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurduğu günden bugüne cumhuriyet için, Türkiye için yaptığı fabrikaların hepsini satmış. Hiçbir özel kaynağımız, bir şeyimiz kalmamış. Biz sadece ve sadece şu topraklar üzerinde yaşayan bir Türk vatandaşıyız. Türkiye'de Iraklılar, İranlılar, işte Suriyeliler, Kırgızlar, Türkmenistanlılar, Özbekistanlılar, Senegaliler, bunlara satılmış ülke. Bu ülkede şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizler azınlıktayız. Düşünebiliyor musunuz? Azınlıktayız. Bu ülke yaşanılmayacak duruma geldi. Ben İstanbul Bakırköylüyüm yani doğduğum günden bugüne kadar. Bu kadar rezil bir durum yaşamadım. Ya şu pazardaki insanlara bakın, hepsi zavallı. Dolaşıyor. Ne alsam diye, kaça alsam, kaça çıksam. Benim Allah'a şükür maddi durumum kötü değil. Çok süper de değil, orta da değil. Aşağısındayım ama ben şahane bir şekilde hayatımı idame ettiriyordum. Her şeyimi de alabiliyordum. Her şeyimi markete girerken bu nedir, kaçadır burada, markete girerken korkusuz giriyordum, korkusuz çıkıyordum. Şimdi giremiyorum markete rahat. Korkuyla giriyorum. Neden? Kaç lira tutacak? Çıkıyorum, kaç lira gelecek? Kasaya gelince bunalıma geliyorum. Bu yaşanılacak bir ülke olmadı bu. Burası yaşayamayacağımız bir durumdayız şu anda, maddi anlamda yani. Ben kendi adıma konuşmuyorum, genel anlamda konuşuyorum. Genel olarak bizi bu hale getirdi ya, utanmadan, sıkılmadan, arlanmadan hala başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapıyor. Gerçekten Allah cezalarını versin hepsinin. Şu yaptığı nasıl tutuyorsunuz? Uçurtma. Uçuyoruz. Uçuyoruz zaten. En dikkatinizi çeken ürün hangisiydi? Biber. Biber. 50 lira aydınlar gördüm. 60 lira aşağıda. 60 lira, yarım lira satıyorduk. Uçuyoruz. Uçuyoruz, birbirimize tutunarak yürüyeceğiz mecburen. Uçmayalım diye fazla. Merhaba, fiyatları nasıl buluyorsunuz? Çok ucuz. Elinizi çeken bir ürün oldu mu fiyatı bu kadar artmış diye? Hepsinin fiyatı artmıyor. Artmayan yok ki. Yani bir tane artmayanı gösterin bana. Millet yani zor. Biber 60 lira, 80 lira. Domates 30, en iyi almaya kalksan iyisi 30 lira. Yani bir zor bu hayat şartlarıyla. Milletin alışveriş yapmaz. Peki sizce ne olacak bu şekilde? Nereye kadar böyle gidecek? Vallahi nereye kadar gideceğini onu tek bilemiyorum ama yani bu gidişatta çok iyi bir şey değil. Yani ülkenin durumu da çok iyi bir şey değil. Çünkü ekonomi zayıf. İnsanlar yani geçinme. Bugün hesaplıyorlar 40-50 milyon fakir insan var. Çalışan zor ki yani emekli olup da çalışmayan zor. Yani 3000 lira alıp o parayla geçinmek çok zor. Pazara gel, hepsinden birer kilo alsan yani meyvesi, sebzesi falan 200-250-300 lira. Birer kilo alsan. Yani düşünemiyor yani. Alamayan çok var. İyi olur inşallah. Başka bir şey diyemeyeceğim. Sizce? Ya oldukça yüksek tabii ki de. Peki geçinebiliyor musunuz? Yani şöyle geçinmek zor ama alım gücü düştüğü halde yine de çok şükür bir şeylik yok. Hani alım, şunu da hiç yiyemiyorum dediğim bir şey yok. Domatesimi aldım. 3 kilo değil de 1 kilo alıyorum. Peki bu pazarda, pazarı gezdiniz sanırım. Yok, fiyatı, daha yeni geldim. Fiyatı dikkatinizi çeken oldu mu şu an? Yani domates, patlıcan bunlar ama şunu da biliyorum ki bunlar zaten mevsiminin sebzeleri değil. O yüzden de tüketmiyorum. Ramazan olduğu için kızlarımı alıyorum. Ama kış sebzeleri bence normal. Yani 7 liraya, 8 liraya ıspanak, pırasa aynı şekilde.
yaz sebzeleri de mevsiminde yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Peki diğer zamları nasıl buluyorsunuz? Şekere zam geldi biliyorsunuz. Bakın, en basiti. Şu anda şunu söyleyeyim. Dünya genelinde bir ekonomik kriz var zaten. Sadece bunu Türkiye'ye bağlamak ya da Türkiye'de fiyatlar çok yüksek burada yaşanmaz demek ne kadar doğru ya da ne kadar vicdani olabilir? Bütün dünyada bir ekonomik kriz varken, en çok da petrol krizi varken bunu sadece Türkiye'ye bağlamak ne kadar doğru olabilir? Size göre günümüzün şartlarından dolayı normal yani gelen zamlar. Günümüz şartları değil, dünya geneline bakıyoruz. Önce bir pandemi, sonra siyasi savaşlar, şimdi Ukrayna-Rusya savaşı. Yani Rusya'ya yapılan bütün ambargolar otomatikman fiyatları etkiledi. Bunu hepimiz biliyoruz, gözle görülür şekilde bariz. Bunu bir kişiye bağlamak ya da sadece Türkiye ile sınırlandırmak ne kadar doğru olabilir, ne kadar vicdani olabilir? Şimdi şurada işte şu ülkede fiyat şöyle diyeceğim. Kalkıp bana diyecekler ki ama orada işte kişinin maaşı 10 bin euro. Euro ne kadar? Ya yani ona göre de fiyatlar yüksek. Yani... Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Bu hafta çok iyi. İnsaflı davranmışlar. Şimdi eşime onu söylüyordum. Yani geçen haftaya nazaran bu hafta daha iyi. Peki geçinebiliyor musunuz? Yani bütçemi ayarlayabiliyorum tabii ki. Ne? Abartmadıkça yorganımı ayağıma göre uzatıyorum. Öyle diyelim. Peki zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçecek. Hepsi geçecek. Her şeyin geçtiği gibi o da geçecek. Nasıl geçecek? Ha? Nasıl geçecek? Baştaki çok iyi biliyor. B planını uygulayacak. Belki beni yayınlamazsınız ama ben yine de söyleyeyim. Şu andaki fiyatlardan dolayı insanlar gerçekten alışveriş yaparken zorlanıyor. Çünkü bir baktığınız zaman bir domatesin kilosu 20 lira. Salatalığa bakıyorsunuz 15 lira. Bir kıvırcık 10 lira 15 lira. Maydanoz 5 lira 7 lira zor. Biz de zorlanıyoruz. Mesela şu an halk gelip pazarda alırken nasıl alım gücüyle zorluk çekiyorsa biz de bu sefer hale gidiyoruz. Halde alım zorluğu çekiyoruz. Mesela gün oluyor haftalarca pazara çıkamıyoruz. Çünkü maliyetler çok yüksek. Yani bir kasa patlıcan bize geliyor mesela 200-300 lira. Sadece bir kasa patlıcandan bahsediyorum. Yani eskiden 5000 lira 6000 lira 5000 6000 TL doldurduğumuz arabayı şu an 50.000 60.000 lira dolduramıyoruz. Yani sadece bu halkı etkilemiyor, hepimizi etkiliyor. Çünkü bu zincirleme olan bir şey. Sonucunda herkes etkileniyor ve herkes için zor bir durum. Yani bu mazot düşmediği sürece hiçbir şey düşmez. Sonuç olarak yani çünkü bugün Antalya'dan bir nakliye geliyor, 20.000 lira bir nakliye geliyor. Baktığınız zaman kiloda sadece nakliye 2 lira nakliye biniyor sadece. Bunun mazotu, gübresi, tohumu, ilacı, çiftçi için de söylüyorum bunu. Yani herkesi etkiliyor. Zincirleme gittiği için fiyatların herkesi etkilemesi normal bu şekilde. Yılbaşından önce durumlar nasıldı? Şu an nasıl? Biraz da bundan bahseder misiniz? Yani yılbaşından sonra büyük bir fark oldu. Mesela yılbaşında mazot 8 lira, 9 lirayı bulmuştu. Yani fiyatlar bu kadar yüksek değildi en azından. Son 2-3 ayda baktığın zaman büyük bir değişim var yani. Yani gözle görebilecek kadar çok büyük fark var. Yani örnek veriyorum bir kişi 200 lira, 250 lira alışverişini pazarda yapabiliyordu. Ama şu an 400, 450 lira, 500 lira kadar gidebiliyor. Yani sebze çeşitinden 5 kalem mal alsa şu an 150-200 lira para tutuyor. Birer çeşitten meyve de alsa baktığın zaman 400-500 lira para tutuyor sadece. Yani düşün asgari ücretle çalışan bir vatandaş için 5000 lira, 4200 lira maaş alıyor. Haftalık 300-400 lira pazara verdiğini düşünsenize. Aylığa vurduğunuz zaman 4, 8, 12, 16, 1 milyar 600 para yapıyor. Sadece pazar parası. Yani şu anda bir kişinin çalışıp evinin geçmesi çok imkansız bir şey, zor. Pazara geliyor bazı insanlar görüyoruz mesela kadın bakıyor ve alamıyor. Bu gerçekten çok zor bir şey. Mesela bir kilo istiyor örnek vereyim ama sonra parasına bakıyor, cüzdanını açıyor. Ya kalsın deyip geri gidiyor. Bu bizim için de çok acı bir şey. Yani insanların ihtiyaçlarını karşılamaması, cüzdanına bakıp bunu dile getirememesi zor bir şey. Bu hepimiz için zor bir şey. Umarım hepimiz için güzel şeyler olur. Zor ama bekleyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Peki insanlar size karşı yakınıyorlar mı? Tabii insanlar bir de şöyle bir şey yakınıyor bize karşı. Bu bütün fiyatların etkisini biraz daha pazarcının veya halcının yaptığını düşünüyorlar. Hani işte hep insanların kafasında şu var ya işte tarlada 1 lira buraya gelene kadar 10 lira 15 lira oluyor diye. Öyle bir şey yok zaten. Bugün masraflar çok ağır olduğu için fiyatlar bu şekilde. Yani bir köylü bugün bir torba gübreyi 1 milyar 1500 lira ilacını 1000 lira 1500 lira alabildiği için ve seranın masrafları şu an kış olduğu için mesela örnek veriyorum sana masraflar çok ağır olduğu için. Yani onlar pahalıya aldığı gibi biz de pahalıya alıyoruz. Yani ucuz olsa biz daha fazla satış yapacağız. Onlar daha fazla ürün alacak. Dediğim gibi hep zincirleme gidecekmiş. Ama halk sanıyor ki bu işi yapan pazarcı, halci. Halbuki bizim elimizde olan bir şey değil yani. Bizlik bir durum yok daha doğrusu. Ama baktığımız zaman suçlu kim burada? Yine pazarcı, yine esnaf. Suç yine esnafa kalıyor, ihale yine esnafa kalıyor. Halbuki esnafın bir suçu yok. Yani burada
Zarar gören herkes ama sadece bir yön gösteriliyor. O oklar da bizi gösteriyor ama halbuki bizim bir suçumuz yok yani. Biz de onlar gibi zorlanıyoruz. Biz de onlar gibi zorluklar çekiyoruz. Dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Yani biraz düşüş var gibi ama sanki öyle görünüyor. Geçen hafta da daha pahalıydı. Biraz daha sanki aşağı gelecek gibi görünüyor ama buna rağmen çok çok pahalı. Kolay gelsin. Sağ olun. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Fiyatlar çok pahalı ya. Her şey ateş pahasına. Yani hiç bir şey, bir kilo bir şey alıyorsun. 15 liradan aşağı bir şey yok. Yani Allah kolaylık versin, yardımcımız olsun. Çok yani bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah bundan sonra da ucuzlayacak diyorlar ama hiç daha fazla pahalı oluyor. Yani bilmiyorum, insanlar Ramazan da yani almak mecburiyetinde. Bilmiyorum, Allah hepimize yardım etsin, kolaylık versin. Peki geçinebiliyor musunuz? Ya işte ben zar zor işte. Ancak zar zor. Zar zor. Çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Yani geçinmek çok zor. Yani Allah, bir de çoluk çocuğu çok olup da böyle ev kirası verenler, onların daha durumu, Allah yardım etsin, kolaylık versin. Bilmiyorum artık böyle ne olacak. Öyle. Allah yardımcımız olsun. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Korkunç. Dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu pazarda? Dikkatimi çeken? Hı-hı. Fiyatı artmış. Ya ne diyeyim ki, uçmuş. Yazık. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Korkunç, pahalı. Dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu pazarda fiyatı? Dikkatimi çeken ürünler derken? Mesela biber 60 liraymış biberin kilosu. O gibi civarlarda, yani çok yüksek fiyatlar. Kimse sizin çıkarmıyor maalesef. Hala devam ediyoruz aynı şekilde. Peki bu nereye kadar böyle gider? Bu nereye kadar gider? Tayyip gidene kadar. Eşim cevabını verdi. Gidene kadar. Tayyip giderse belki düzelir. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Berbat. Çok yüksek. Peki geçinebiliyor musunuz? Şükür orta karar. Eskisi gibi değil yani. Her geçen gün daha çok zorlaşıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Ki sizce nereye kadar fiyatlar bu şekilde devam edecek? Ülkenin ekonomisi böyle devam edecek? Herhalde bu kriz dünyada var, Türkiye'de de var. Bilmiyorum, savaşa bağlıyorum. Herhalde biraz barış olursa fiyatlar da düşer diye düşünüyorum. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Uçuyoruz, şahlanıyoruz. Geçinebiliyor musunuz? Şükürler olsun, geçiniyoruz işte. Boğazdan kısıyoruz ama. Kanaat yok. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Pardon, anlamadım. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Valla normal şu anda ya. Bu hafta düşmüş biraz daha yani. Yani normal alıyoruz yani. Geçen hafta daha pahalıydı ama. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyoruz. Emekli maaşıyla çalışıyoruz. Geçiniyoruz. Emekli maaşınız yetiyor mu size? Benim emekli maaşım diğerine kadar farklı biraz yani. Yani diğer şeylere göre biz yüksekten emekli olduk biraz. İyi yani. Geçiniyoruz yani. Fiyatlar berbat. Felaket. Felaket. Güzelim, emeklileri makarnaya, çorbaya mahkum ettiler. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Yedikleri, içtiklerini kan kutsunlar. Hakkımı da helal etmiyorum. Aynen böyle. Ve yayınlayın.